Alternatif gündemden merhaba değerli izleyiciler. Saatlerimiz Avrupa'da 16'yı, Kuzey Kürdistan ve Türkiye'de 17'yi gösteriyor. Alternatif gündemde iki önemli gündem maddemiz var. Birisi AKP'nin muhaliflere dönük politikaları, özellikle koronavirüs salgının ardından bu salgın, bu krizde bir fırsata dönüştürülmek isteniyor. AKP muhaliflere saldırısını giderek artırdı, artırmaya devam ediyor. Mezarlıklara saldırı, cenazelere dönük saldırılar, AKP'li olmayan her kesime dönük tehdit ve şantajları konuşacağız. Bir diğer gündem maddemizde kadına yönelik şiddet olacak. Dünyanın her yanında kadına yönelik şiddet artıyor, artmaya devam ediyor. Bu konuyu konuşacağız. Alternatif gündem başlıyor. Evet, AKP'nin muhaliflere dönük tutumuyla başlayacağız. Artık aslında muhalif demek de çok zor. AKP'li olmayan herkes, AKP'ye muhalif olmak şart değil. AKP'li olmayan herkes AKP'nin hedefinde tehdit ediliyor. Şantajla korkutulmak, sindirilmek isteniyor. AKP gibi AKP'nin ideolojisinde olmayanlar, öyle düşünmeyenlere yaşam şansı verilmiyor. Özellikle koronavirüs salgınından sonra bu durum arttı, artmaya devam ediyor. Peki bu koronavirüs salgını nasıl fırsata çevrildi? AKP bu krizi de Allah'ın bir lütfu olarak mı görüyor? 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da bu yorumları yapmıştı faşist şef Erdoğan. Şimdi bir dosya hazırladık, birlikte izliyoruz, üzerine konuşacağız. Doğal afetler, krizler, salgınlar zor zamanlardır. Bu dönemler aynı zamanda yaşanılan zorlukların aşılması için toplumların, insanların birbirleriyle yardımlaştığı dönemleri ifade eder. Oysa AKP-MHP faşizmi açısından durum bunun tam tersi. Onlar toplumun yaşadığı tüm zorluklar ya da krizleri aynı zamanda muhalifleri boğmak, faşizmi artırmak için fırsat olarak görüyor. Salgın sonrası AKP'nin muhaliflere dönük artan baskılarını anlamak için salgın öncesi Türkiye ve Kürdistan'ın gündemine bakmakta fayda var. Aslında şimdilerde AKP iktidarı gidici yorumlarını yaptıran süreç 31 Mart 2019 yerel seçimleriyle başladı. Tüm baskı politikalarına rağmen HDP'nin gösterdiği tutumla AKP büyük bir yenilgi aldı. Seçim sonuçları muhalifler için büyük bir umut haline dönüştü. İmralı Tecrit'e karşısında gerçekleştirilen büyük açlık grevi direnişi sonrası da AKP iktidarı geri adım atmak zorunda kalmıştı. 2019 yılının ekonomik verileri de AKP faşizminin Türkiye ve Kürdistan halklarının üzerinde büyük bir yük olduğunun göstergesi oldu. 17 milyon yoksulun bulunduğu Türkiye'de derinleşen ekonomik kriz, artan işsizlik, ateşi bir türlü düşürülemeyen döviz iktidarı bir kez daha harekete geçirdi. Çareyi bir kez daha savaş politikalarında arayan faşist şef Erdoğan, çetelerini 9 Ekim 2019'da bir kez daha Rojava'ya sürdü. Kürt soykırımıyla faşizmini ve nefret iktidarını büyütmeye çalışan Erdoğan, burada da büyük bir direnişle karşılaştı. Yine ABD ile S-400 füze sistemleri üzerinden yaşanan gerilim, Libya'da oluşturulan çete bataklığı, AKP'nin sonu geldiği yorumlarını görünür kıldı. Depremler sonrası yaşanan yardım krizleri, HDP'li belediyelere dönük devam eden kayyum politikaları da halkın yoğun tepkisine neden olan gelişmelerdi. İşgalci konumda bulunduğu İdlib'de Suriye ordusunun düzenlediği operasyonda yüzlerce askerin ölmesi sonrası da büyük bir kayıp yaşayan AKP iktidarı hem dışarıda hem içeride büyük bir sıkışma yaşadı. Bu denli gerilimin yaşandığı bir dönemde koronavirüs salgını patlak verdi. Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs gündemi altüst etti ve tüm dikkatler salgına çevrildi. AKP'nin önünde duran tüm sorunlar da sümenaltı edildi. Fakat faşist şef Erdoğan durumun farkında ve bu yüzden bu salgını da fırsata çevirme peşinde. Basın yoluyla salgına dair verileri ters yüz etmenin yanı sıra bu süreçte muhalifler üzerindeki baskıları artırarak iktidarını kurtarmaya çalışıyor. Saray rejimi Türkiye'de resmi olarak 11 Mart'ta başlayan ve 2 aydır devam eden salgın sürecinde yıllarca unutulmayacak faşizan uygulamalara yöneldi. Salgın var evde kal diyen faşist iktidar, 23 Mart'ta HDP'li Batman, Silvan, Lice, Eğil ve Ergani belediyelerine sömürge vali ve kaymakamlarını kayyum olarak atadı. Dersim'de yaşanan bir çatışmada şehit olan Agit İpek isimli HPG gerillasının cenazesi ailesine kargo ile gönderildi. Oğlunun kemiklerini kargo paketiyle alan anne Halise Aksoy'un bu fotoğrafı binlerce koronavirüs trajedisine bedel. Yine mezarlıklara dönük saldırılar da bu dönemde artarak devam ediyor.
Grup yorum üyelerinin gerçekleştirdiği açlık grevi eylemine de sessiz kalan AKP-MHP faşizmi, iki sanatçının Helin Bölek ile İbrahim Gökçe'nin yaşamını yitirmesine sebep oldu. Adalet isteyen Mustafa Koçak, ölüm orucu direnişindeyken işkence gördü ve o da yaşamını yitirdi. Gökçe'nin sadece dirisine değil, ölüsüne de işkence yapıldı. Cemevinde yapılmak istenen cenaze törenine saldıran AKP polisi, Gökçe'nin cansız bedenini cemevinden kaçırdı. İbrahim'in cansız bedeninin yaşadıkları bununla da sınırlı kalmadı. Kayseri'de defnedilmek istenen Gökçe'nin cenazesine bu kez Kayseri Ülke Ocakları'ndan bir grup ırkçı faşist saldırdı. Cenaze için gömdürmeyiz, gömseniz de çıkarır yakarız diye tehditler savuran ırkçılara ne polisler ne de yetkililer işlem yapmadı. Faşizmin hedefinde Ahmet Burhan Ataş da vardı. Babası cezaevinde bulunan ve aylardır tedavi olmak için Almanya'ya gitmeye çalışan Ahmet Burhan Ataş'ın yurt dışına çıkışına izin verilmedi. 8 yaşındaki küçük Ahmet 7 Mayıs'ta yaşamını yitirdi. Korku İmparatorluğu'nun bu yaptıkları aslında zayıflığın göstergesi. AKP-MHP rejimi iktidarının sonuna yaklaşıyor, bu son yaklaştıkça da saldırganlaşıyor. Bu sonun daha da hızlı gelmesini sağlayacak olan hiç kuşkusuz muhalefettir. Saray rejimi toplumu nefessiz bırakmaya çalışır, koronavirüs salgınında bile topluma en ağır saldırılarla yönelirken muhalefet buna çanak tutacak yaklaşımlardan kaçınmalıdır. Doğada hiçbir şey kendiliğinden gerçekleşmiyor. Geniş kitleler açısından bıçak artık kemiğe dayandı. Son nefesini veren bu iktidarın lambasına püf deme zamanı. Evet, bu artan baskıları konuşacağız. Bir stüdyo konuğumuz var. Gazeteci Veysel Işık bizimle birlikte. Sayın Işık, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, AKP her dönem aslında bir krizi, salgını, depremi, zorlandığı her dönemi, toplumun veya siyaseten kendisinin zorlandığı her dönemi muhaliflere dönük baskıyla, soykırım, inkar politikalarını artırarak savuşturmaya çalışıyor. Şimdi koronavirüs salgını sonrasında da muhaliflere dönük baskının arttığını görüyoruz. Öncelikle bu benzer bir durumu bildiğimiz, alışılagelmiş AKP'nin karakteri mi? Aslında... Yani 2013 sonrasına gidersek AKP, daha doğrusu 2002'nin başına gidersek AKP ilk iktidara geldiğinde ilk politikalarında da belki herkesin çoğu anlamadığı ya da anlamakta zorluk çekti. İşte demokratikleşme, Avrupa Birliği'ne uyum, bu yasaları geliştirme, bu çerçevede bir şekilde Avrupa'yla ilişki geliştirip işte Türkiye'de daha fazla alan kazanma. İşte o sırada Türkiye'deki birçok muhalif kesim yetmez ama elbet oyla AKP'yi destekledi. Bu politikalardan dolayı AKP'nin işte o süreci kullanma, yani Avrupa Birliği sürecini kullanma ve demokratikleşeceğini iddia etmesine kaynaklı. Daha sonra bu 2013'e kadar gelindi. O 2002 ile 2013 süreci arasında 2007 süreci var, 2009 süreci var. Bu süreçlerde de kimi böyle çalkantılar olmuştu. Ancak en son 2015 sürecinde ne zaman ki Türkiye'de özellikle Kürt hareketi AKP'ye karşı ve AKP'nin antidemokratik söylemlerine karşı bir tutum sergilediyse o zaman ilk başta Kürtlere yöneldi. En büyük şiddeti her şeyle Kürtlere karşı kullandı. İşte büyük bir savaş başlattı. Sadece Türkiye'deki Kürtlere değil, Güney Kürdistan'daki Kürtlere, Rojava'daki Kürtlere ciddi saldırılar geliştirdi. Bu saldırılar devam ederken Türkiye'de cılız da olsa kimi sesler çıktı. Yani işte o imzacı diye bilinen akademisyen çevreleri var, aydın çevreleri var. Bu insanlar bu imzalarla var olan o sürecin önüne biraz geçmek istediler. Yani antidemokratik yaklaşımların, işkencenin, tutuklamaların, keyfi tutuklamaların, keyfi uygulamaların önüne geçmek istediler. Ancak bu imzacıların sürece müdahale etmek istemeleri ya da işte bir şekilde sürece karşı tutum almaları AKP'nin bu sefer Türkiye'de herkese yönelmesinin biraz gerekçesi sayıldı. Yani daha önce sadece Kürtlere yönelik olan bu faşizan yaklaşımlar ya da işte onlara katletme yaklaşımları imzacılardan sonra artık herkese yöneldi. Bu sefer akademisyenler, gazeteciler, normal sırada herhangi bir vatandaş Twitter'da yaptığı herhangi paylaşımdan dolayı
cezaevine atıldı, gözaltına alındı. Gelinen süreci nasıl değerlendiriyoruz? Yani bir artık faşizmin yükselmesinden bahsediliyor ama gelinen süreç açısından nasıl değerlendiriyoruz? Özellikle koronavirüs öncesinde AKP'nin önünde bir takım sorunlar vardı. Ekonomik kriz, İdlib sorunu, S-400, F-35, Rusya ile, ABD ile, Libya ile, yani bir sorunlar yumağıydı. Ekonomik kriz, yoksulluk. Şimdi bunlar gerçekten görmezden mi gelinecek bundan sonra salgın sebebiyle? Yoksa bunun rahatsızlığı önümüzde patlak verir diye mi bu saldırılar artıyor? Yani ben karakterist olarak muhafazakar kesimin birçok kesiminden aslında biraz milliyetçi duyguların olduğuna inanıyorum. Ve bu milliyetçi duygular onların demokratikleşmesi, onların demokratik teamüllere göre hareket etmesinin önünde engel olduğunu düşünüyorum. Bu her ne kadar söylem düzeyinde kendilerini bir şekilde topluma kabul etmek istese de bunun kendi üzerinden bir karşılığının olmadığını düşünüyorum. Ve onun içindir ki karşıdaki hareketler ya da güçler buna karşı tavır aldıklarında çok fazla sertleşebiliyorlar ya da faşistleşebiliyorlar. Çok fazla saldırıya girişebiliyorlar. Yani en basitinden mesela Rojava'ya yönelik saldırı bakalım. Şimdi Rojava Türkiye'ye karşı işte 2011 yılından sonra gelişen süreçten bu yana hiçbir şekilde bir saldırı gelişmedi. Tam tersi sınırlar, her şey gayet kontrol altındaydı ve Türkiye bu konuda aslında bir koruma altındaydı aynı zamanda oradan gelebilecek saldırılara karşı. Ama Türkiye Kürtlere karşı olan intikamını ya da işte genel olarak demokrasiye karşı farklı muhalif kesimlere karşı olan intikamını Rojava'ya saldırarak da bir şekilde gösterdi. Ve şimdi mesela İdlib olayı, Libya olayı, işte Türkiye'nin kendi içerisindeki ekonomik sorunları, muhaliflere karşı olan o kindar tutumu bütün politikalarını böyle iç içe geçirmiş. Bir kangreleşme durumu var. Yani bu bütün işte korona kriziyle birlikte belki bunun üzerini biraz örtmeye çalışıyorlar. Şu anda gündemde yokmuş gibi herkes davranmaya çalışıyor. AKP de öyle. Çünkü şu anda Türkiye'de kimse çok fazla mesela Libya'dan konuşmuyor ya da İdlib'den konuşmuyor. İşte Türkiye'nin Güney Kürsan'daki üstlenmelerinden konuşmuyor. Oraya yönelik savaş politikalarından konuşmuyor. Çünkü bu korona süreci, koronavirüs pandemisi ya da gündemi Türkiye'deki var olan o bütün sorunların önüne biraz bir perde çekmiş durumda. Bu perdenin kısa sürede olmasa da orta vadede büyük patlaklara vesile sebep olacağını düşünüyorum. Yani ne olabilir mesela? Yani ya şöyle bir şey olabilir. Yani ben AKP'nin içerisinde bir çizimleme oldu zaten. AKP'de değişik partiler ortaya çıktı ve bunun zamanla daha fazla gelişeceğini düşünüyorum. Bir şekilde kendisinin aslında daha demokrat olduğunu, daha muhalif olduğunu, her ne kadar inançları farklı olsa da toplumun bütün değerlerinin ortak olarak saygı gösterilmesi gerektiğine inanan insanların bir şekilde AKP'den daha da uzaklaşacağını düşünüyorum. Ve bu özellikle şeyden gelişir, yani tabandan gelişeceğini düşünüyorum. Belki iktidara bulaşmış kesimlerin bu konuda çok fazla bir şey yapma durumu olmaz. Çünkü kendileri göbekten bir şekilde devletin kendisine bağlıdır. AKP'nin kendisine şimdi bağlıdır. Zaten o kesimlerden yani işte Fatih Tezcan gibi isimler çıkıp canlı yayında muhalif kesimleri tehdit ediyorlar zaten. İşte iktidara bulaşmış veya bu pastadan payını alanlar, yiyenler. Ancak muhalifler açısından bu süreç neyi ifade ediyor? Ne anlama geliyor? Nasıl bir tutum alacak muhalefet? Yani Kürt hareketinin büyük fedakarlıklar var. Aslında Türkiye'deki bütün farklı kesimlerin bir araya gelip ortak mücadele yürütebilmesi için. Bu konuda ciddi çalışmalar oldu. İşte mesela geçen dönemki seçimlerde karşılıksız biz işte belediye alamayacağımız yerde ya da işte kazanma imkanımızın %100 olmadığı yerlerde biz muhalif kesimi destekleyeceğiz ki AKP'yi geriletebilelim. Yani faşizme karşı oluşacak olan herhangi bir şey. Ve bunu başardı da. Yani Türkiye'de belki ki CHP'nin ya da farklı muhalif kesimlerin hayal edemeyeceği işte İstanbul, Ankara, Adana bu gibi şehirleri HDP'nin tutumuyla ya da Kürt hareketinin tutumuyla belediye olarak elde etmiş oldular. Ancak şimdi Türkiye'de muhalif olarak ifade edilen kimi partilerin de çok muhalif olmadığını da düşünüyorum. Mesela İyi Parti'nin muhalif olduğunu iddia etmek bana biraz çok real gelmiyor. Yani geldiği köken itibariyle de öyle, kendi düşünceleri de öyle. Yani bu partinin yani aslında için pek konunun dışına çıkmak istemiyorum ama İyi Parti tartışmaları da aslında sıcak, belki değinilebilir ama kısaca yani söylemeni istiyorum. İyi Parti tartışmasını çok uzatmak istemiyorum konunun dışına çıkmamak için. Sonra bu muhalefete dönük tekrar bir sorum da olacak. Yani şöyle bir şey var. Şimdi zaten birle bağlantılı olarak ifade etmek istiyordum. Yani İyi Parti de bu sürecin bir kesimiydi yani. Sonuçta CHP ile ittifak yapmıştı. Bu ittifakı HDP dışarıdan bir şekilde destekledi. Şimdi mesela bu
bu şu anki söylemleriyle, şu andaki tartışmalarıyla, kendisince ifade ettikleri işte bir masa etrafında buluşalım tartışmasıyla belki de gelişmekte olan muhalefetin önünü almak istiyor. Yani insan sadece şey olarak ifade etmiyor, bir faşizm olarak ifade etmiyor. Aslında Türkiye'de birçok parti demokratik muhalefete karşı, demokratik muhalefetin gelişmesini istemiyor. Yani demokratik muhalefetin gelişmesini istemediği için de o gibi kılcınlar kendisini biraz fazla gösterdiği zaman ona karşı tavır ve tutum içerisine giriyor. İyi Parti'deki bu son dönemdeki tartışmalar ya da işte basına yansıtıkları biraz belki bunun göstergesi olabilir. Ancak her halükarda Kürtlerin şu anda genel olarak öncülük ettiği, HDP'nin öncülük ettiği, HDK'nin öncülük ettiği sivil alanda ve parti olarak bu kadar zorlamalara rağmen bu kadar işkence, tutuklama, gözaltı, baskı, yani bunları belki dilen söylemek çok kolay olur ama bir de bunu yaşayan insanlara dilinden dinlediğinde daha farklı oluyor. Peki şunu sormak istiyorum, aslında parlamenter siyaset, seçim, ittifak falan bunların dışında Türkiye'de AKP'ye karşı olan, AKP'nin politikalarına karşı elini taşın altına koyan bir kesim var. Demokratikleşmek isteyen işte bu kesim işte PKK olabilir, PKK gerillası olabilir, grup yorum üyeleri olabilir veya herhangi bir parti üyesi olabilir. Fark etmez. Buna karşı AKP'nin yürüttüğü bir politika var ki son dönemlerde bunu en çok gördük. İşte Van'daki kaçırılma olayları, grup yorum üyesi İbrahim Gökçe'nin cenazesine dönük saldırı, Kayseri'de gömülme hakkı elinden alınmak istendi, cenazesine saldırılmak istendi. Benzer bir olayı biz Hatun Tuğlu'nun cenazesinde de görmüştük. Şimdi bu neyi ifade ediyor? Yaşadığımız ülke, işte geleceğine dair bir şeyler söylemek istediğimiz ülke açısından bu saldırılar neyi ifade ediyor? Bir cenazeye, bir mezarlığa saldırılmaz. Yani bunun temelinde Kürt düşmanlığı vardır. Yani Kürt'ün cenazesine tahammülü olmayan ya da Kürt'ün mezarına tahammülü olmayan, Kürt'ün mezarını aslında kabul etmeyen bir soykırımcı zihniyet var. Bilmiyorum, belki soykırım üstü bir kavram bulmak gerekiyor. Çünkü uluslararası dünyada ya da uluslararası göçler arasında gelişen savaşlarda biz şöyle bir şey rastlamadık. Yani insanların mezarlarının yıkıldığına rastlamadık ya da işte cenazelerin kargo yoluyla insanlara gönderildiğine rastlamadık, duymadık, görmedik. Ancak Türkiye'de bu yapılıyor. Bunun yapılmasının sebebi Kürt'e ait hiçbir şeyin gözükmemesi gerektiği kanaatidir. Yani mezarlık biraz Kürt tarihi olacak. Yani şehitlik biraz Kürt tarihi olacak. Kürt gerillasının cenazesine sahip olmak Kürt tarihi olacak. Devlet AKP eliyle şu anda bunun olmasını dahi istemiyor. Yani diyor ki Kürt'e ait hiçbir şey olmasın. Toplumsal hafızaya dönük bir saldırı. Tabii bu, yani senin hafızanı yok ediyor. Tarihsel olarak senin yeryüzünde olmanı, seni andıracak herhangi bir şeyin de olmasını istemiyor. Yani biz biliyoruz işte tarihsel çalışmalar olduğunda insanlar bir yeri kazarlar. Oradan çıkacak herhangi bir veri senin burada kimin yaşadığına dair şey getirir sana. Tarihi bir doküman getirir sana. Şimdi mezarlığa saldırın ya da mezarı toptan toprakla bir etmek, onun varlığını kabul etmemek, tarihte burada Kürtler yoktu manasını çıkarmak gerekiyor. Onlar onu söylüyorlar. Diyorlar ki Kürt'e ait hiçbir şey olmayacak. Ancak Türkiye'de bence AKP'nin 2015'ten sonra özellikle Kürt Özgürlük Hareketi'ne karşı yürüttüğü topyekün imha operasyonları başarısız oldu. Yani biz biliyoruz işte İçişleri Bakanı kimse ismini anmayacak, baharda kimse görmeyecek, şöyle olmayacak, bir sürü propaganda yaptılar. Ancak son işte 4-5 aydır Kürdistan'ın her tarafında eylem üstüne eylem yapıyor bu Özgürlük Hareketi'nin gerillaları. Bu eylemler AKP'nin aslında kodlarını değiştirdi. Yani biz bu kadar yüklendik, bu kadar bombaladık, Rojava'da, Bakur'da, Başur'da gözaltına aldık, hapse attık. Ama buna rağmen başarılmayan bir durum var. Şimdi canlı olana karşı başarılmayan, kendisince başarısız gördüğü durumunu cansız olana karşı yapıyor. Onun için İbrahim Gökçe'nin cenazesine karşı olan o saldırganlık, o vahşet ya da Helen'in işte bu açlık grevinde onlara karşı olan o tutum biraz onun ifadesidir. Sadece o değil, yani cezaevlerinde mesela hasta tutsaklar var yani. Evet. Öldükten sonra çıkmasına izin veriyor. Ya da işte bir yandaş af yasasını çıkardılar. Bu af yasasıyla işte kendilerine yakın olan tecavüzcü, işte kontracı, çeteci, mafya insanları dışarı çıkardılar. Bu mafyalarla birlikte şu anda kendileri de bir şekilde uğraşıyorlar ama öte yandan işte biz biliyoruz Ahmet vardı, çocuktu, tedavi olması gerekiyordu. Bir süre bunun Avrupa'ya çıkıp tedavi olmasına engel oldu. Sonra çocuk yatakta baba baba diye bağırarak öldü. Yani bunu sadece belki faşizmle de ifade etmek olmuyor. Farklı bir şey bulmak gerekiyor. Yani AKP'nin şu anki durumunu
bizim okuduğumuz genel o kodlarla ya da tarihi birikimle çok fazla bir bağını kuramıyorsun. Yoktur diyorsun. Yani ne İtalya'daki Gladio şeylerinde, ne işte Hitler'in burada kullandığı fabrikadaki insanların cayır cayır yaptığı dönemlerle ya da Mussolini'nin hareketiyle, yani insanlar savaşıyordu karşılıklı olarak ama o savaşta da cenazelere bir saygı vardı. Yani toplumsal hafızaya bir saygı vardı. Şimdi bu yok. Bu olmadığı için de insan şöyle diyemiyor. İlla da AKP şöyledir. Dolayısıyla bu belki politikasızlığın, yani AKP'nin şu anki genel Türkiye'yi yönetmesindeki temel sorunun belki politikasızlık olduğunu yani en iyi şekilde ifade etmek gerekiyor. Soykırım diyoruz ama soykırım kavramı ilk Osmanlı ile birlikte, Ermeni soykırımı ile birlikte dünya literatürüne geçti. Belki bugün yaşananlarda literatüre yeni bir tanımla geçebilir aslında. Özetle bunu söylemek doğru olur mu? Yani bu anlamda yoklaşmak gerekiyor gerçekten. Bu AKP'nin şu anki politikaları cenazeye, işte açlık grevinde, daha önce biliyorsunuz Ankara'da işte Aysel Tuğrul'un annesinin de gömülmesine izin verilmemişti. İşte o zaman da bağırıyorlardı. Biz işte yani toprağa girecek. Şimdi şöyle bir şey var ama sanki Türkiye'de AKP ile birlikte kendisine Türk'üm ya da işte bir şekilde AKP'nin etrafında... Bunu hatırlatalım, yalnız Hatun Tuğrul'un siyasal bir kimliği dahi yoktu. Yani evet, Aysel Tuğrul'un annesiydi. Hiçbir politik siyasal kimliği yoktu Aysel Tuğrul'un annesi olmaktan başka. Yani tarih işte mesela Ahmet Han'ın şeyini de kaldırdılar, yani bu AKP'nin gönderdiği kayyumlar yani, ya da işte caddelere verilen isimleri de yok ettiler. Yani evet, belki çok fazla siyasi olarak ön plana çıkmamış, daha çok bir yazar, bir aktivist, herhangi bir aydın olarak ön plana çıkmış insan. Bence esas olarak AKP hiçbir şekilde Kürtlük adını, yani bu sadece AKP ile ifade edilmiyor. Şu anda belki şu anki AKP-MHP sentezinin bir kodu ve bu kodla tamamen farklılara karşı ciddi bir düşmanlık var ve bunu yok etmek istiyorlar yani. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Veysel Işık, yayınımıza katıldığınız ve değerlendirmeleriniz ben için. Ben de teşekkür ederim. Evet, devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Şimdi bir tweet'i sizlerle paylaşacağız. Ligler başlayacak. Süper Lig'de liglerin başlaması bekleniyor. Tüm uyarılara rağmen ligler başlayacak dendi. Ancak iki tweet var. Birini Aydan Öz, öbürünü Duvar Gazetesi Twitter hesaplarından paylaştı. Beşiktaş Kulüp Sağlık Ekibi Danışmanı Doktor Tekin Kerem Ülkü, yapılan testlerde 8 kişide korona tespit edildiğini açıkladı. Duvar'da ise Erzurumspor'da 11 kişinin koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Neden paylaştık? Şimdi benzer bir durum aslında AVM açılışlarında da yapılmıştı. AVM'ler açıldı. Tüm risklere rağmen koronavirüsü tekrar bulaştırma tehlikesi var. Kar amaçlı yapıldı. Burada da iktidarın aslında bir spor sevgisi, spor sevdasından söz edilemez. Spor biliyorsunuz Türkiye'de de bir endüstri, bir para, bir ticaret kaynağı. İşte bu kaynak kesilmesin, bu ticaret, kapitalizmin, endüstriyalizmin çarkları dönsün diye Süper Lig'i başlatacaklar. Tüm risklerine rağmen işte her hafta bu sporcular farklı şehirlere giderek orada da bu salgın riskini artırmaya devam edecek. İnsan sağlığı, insanların yaşamı tehlike altında olmasına rağmen iktidar bir kez daha böyle bir karara imza attı. Bu tehlikeyi duyuralım istiyoruz. Az önce de ifade ettik. Kürt düşmanlığı AKP-MHP faşizmi tarafından sınır tanımıyor. Bu kez yine spordan Dalkurt Spor Kulübü, biliyorsunuz Mardinlilerin yurt dışında örgütlediği bir spor kulübü. Huawei, bir teknoloji devi Çin'den Dalkurt'a sponsor olmak istedi. 40 bin dolar ödedi. Ancak Türkiye araya girdi. Eğer sponsor olursanız Huawei'in Türkiye'deki operasyonlarını durdururuz dedi. Bu tehdit karşısında Huawei Dalkurt'la iletişime geçti ve para sizde kalsın, biz sizin sponsorunuz olmak istemiyoruz çünkü Türkiye bizi tehdit etti diye açık açık bildirdi. Ali Fikri Işık Twitter sosyal medya hesabından bunu paylaştı. Sponsorluk karşılığında bize 40 bin dolar verdiler. Formalara Huawei'in adını yazdık. 4 ay sonra şirket bizi arayarak para sizin olsun, Türkiye bu konuyla ilgili bizimle oturdu. Eğer sponsor olursanız Türkiye'deki operasyonlarınızı durdururuz dedi. Benzer bir durum Japonya'da yaşanmıştı. Japonya'da seçmeli ders olarak Kürtçe veriliyordu. Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.
ve Japonya'daki Kürtçe derslerinin verilmesini engellemişti. Dünyanın neresinde olursa olsun Kürtlerin herhangi bir kazanımı, bir kibrit çöpü dahi olsa Türk Devleti'nin düşmanlığı durmuyor, bitmiyor. Aslında Güney Kürdistan için, Zineverti için bu haberleri, Türk Devleti'nin bu tutumunu yaygınlaştırmak, Kürtler arasında duyurmak çok önemli diye düşünüyoruz. Evet, kadına yönelik şiddetle devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Artan bir şiddet tablosu var. Özellikle koronavirüsten sonra da tüm dünyada kadına yönelik şiddetin arttığı haberleri gelmişti. Şimdi bir dosya hazırladık artan bu şiddete dair, birlikte izliyoruz. İnsanlığın belirgin ortak sorunu kadına şiddettir. Kadına şiddet, ırk, din, sosyal statü, ekonomik durum, eğitim seviyesi, akrabalık, dostluk ya da hayat arkadaşlığı gibi kimi statülere bakılmaksızın hayatın her alanında yaşanan bir durum. Cinsiyetçilik en eski kölelik biçimidir. Bu kölelik biçimi tek tanrılı dinlerle daha fazla derinleştirilmiş ve adeta doğal bir rol haline getirilmiştir. Ataerkil sistemde kadın erkek ilişkileri iktidar üzerine kuruludur. Yani efendi köle ilişkisi geçerlidir. Bu erk kadının mülkü gördüğü için etki alanının içinde kadının gülüşünü bile tahammül etmemektedir. O yüzden erkek egemenliğinin olduğu her yerde kadına karşı şiddet vardır. Kapitalist, muhafazakar, dinci, otokrat ya da demokratik olarak tarif edilen tüm ülkelerde ve sistemlerde bu şiddet sarmalı bir şekilde yaşanıyor. Bu sorunun rakamlarla basitleştirilmemesi gerekiyor. Avrupa ülkeleri sosyal sınıf ayrımı gözetmeden meydana gelen kadın cinayetleri konusunda çeşitli önlemler almaya çalışıyor fakat şiddetin önü alınmıyor. Özellikle koronavirüs döneminde eve kapanma toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini büyüttü. Peki daha çok doğrudan erkek tarafından kadına uygulanan bu şiddet Avrupa'da ne durumdadır? Kadın cinayetleri rakamları bakımından Fransa, Romanya ve Kuzey İrlanda Avrupa Birliği'nde başı çeken ülkeler. 1 Eylül 2019 tarihinde Fransa'nın güneyinde Kent-sur-Mer kenti sakinlerinden biri çöplükte yorgana sarılmış bir kadın cesedini buldu. Kadının partneri cinayeti inkar etti. 21 yaşındaki Salome Fransa'da kadın cinayetlerine kurban giden yüzlerce kadından biri. Yine Fransa'da 2 Eylül 2019 tarihinde 92 yaşındaki bir kadın 94 yaşındaki kocası tarafından sopayla dövülerek öldürüldü. Bu olaylardan sonra Fransa hükümeti kadınları aile içi şiddetten korumayı amaçlayan bir dizi önlem açıkladı. Büyük Britanya'ya bağlı olan Kuzey İrlanda'da aile içi şiddet olayları artış gösteriyor ve kadınları koruyucu önlemler ülkenin diğer bölgelerine kıyasla burada daha zayıf. Kuzey İrlanda Özerk Yönetimi kadınların korunmasına yönelik çalışmalara finansman desteğini de %5 azalttı. Cinsiyet eşitliği bakımından örnek gösterilen Finlandiya bile kadın cinayetleri bakımından Avrupa Birliği içindeki en yüksek oranlardan birine sahip. Avrupa'nın kuzey ülkelerinde kadınların hakları kamu alanında koruma altında ancak özel alanda kadınlar gene korumasız. Sosyal devlet anlayışı çalışma alanlarında kadınlara birçok hak tanımış olmasına rağmen özel yaşam alanları halen erkeğin şiddeti altındadır. Baltık ülkelerinde de kadın cinayeti oranı oldukça yüksek. Litvanya'da aile içi şiddet mağdurlarına hizmet veren bir yardım kuruluşunda gönüllü çalışma yürüten aktivist Modeste Kerti, kadın istismarcı bir ilişkiyi sürdürdüğünde bol nasihat işitiyor ama bıraktığında da başarısızlığa uğramış görülüyor diyerek kadına şiddet özetliyor. İspanya kadına karşı şiddet olaylarında kadınları koruyucu önlemleriyle tüm Avrupa'ya örnek olarak gösterilirken 2003 Haziran ayından bu yana bu ülkede 1000'in üzerinde kadın katledildi. 1000'in üzerinde katledilen kadınların 607'si erkek arkadaşı, 225'i eski erkek arkadaşı tarafından öldürülürken cinayetlerin 168'i ayrılma sürecinde oldu. İspanya'daki kadın inisiyatifleri 10 Haziran tarihini erkek şiddetine dikkatleri çeken kara bir gün olarak ilan etti. Almanya'da kadınların yaşamı, güvenliği ve sağlığı adlı araştırmaya göre özellikle boşanma ve ayrılma dönemlerinde kadına yönelik şiddet artıyor. Ankete katılan kadınların %58'i cinsel şiddete uğradığını, %37'si eşi veya erkek arkadaşından dayak yediğini, %13'ü tecavüz, tecavüze teşebbüs veya başka şekillerde cinsel ilişkiye zorlandıklarını ifade ediyorlar.
Almanya Federal Aile Başkanı Franziska Giffey, Almanya'da 2018 yılında 114.393 kadının fiziki şiddete maruz kaldığını ve ülke genelinde işlenen 386 cinayetin 122'sinin kadın cinayeti olduğunu açıkladı. Almanya'daki feminist kadın hareketlerinin istatistiklerine göre 2019 yılında 135 kadın katledildi. Alman devletinin verilerine göre ise 2015 yılında 135, 2016 yılında 155, 2017 yılında 147, 2018 yılında ise 122 kadın katledildi. 1 Mayıs akşamı Almanya'nın Hamburg kentinde Kalender E. eski eşi M.S.'nin evine giderek önce M.S.'yi bıçakladı, ardından 10 yaşındaki oğlunun üzerine benzin döküp yakarak evi ateşe verdi. Anne M.S. 10 yaşındaki oğlu ve 12 yaşındaki kızı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kadına karşı şiddet, sınırları, sınıfları ve sosyoekonomik statüyü aşan bir sorun. Peki bu kadın cinayetlerine karşı neler yapılmalı? Bu konuda kadın hakları, savunucuları ve kadın inisiyatifleri birçok önerisi var. Bu önerilerden bazıları ise şöyle. Kadına karşı şiddet olaylarına karışmış kişilerin mağdurlara yaklaşmasını önlemek üzere elektronik kelepçe takılması. Aile mahkemelerine kötü muamele görmüş annelerin çocuklarını babaların ziyaret etmesine engel koyma yetkisinin tanınması. Aile içi şiddetle mücadeleye daha fazla kaynak ayrılması ve anaokulundan itibaren çocuklara cinsiyet eşitliği eğitiminin verilmesi. Partnerlerin gözünden kaçırılabilecek ve başka kitaplar içinde saklanabilecek küçük ve bilgilendirici broşürler bulundurulması. İnsanlığın en temel sorunu olan kadın sorunun çözülmesi köklü toplumsal değişimler gerektiriyor. Kadına ve erkeğe içerilmiş cinsiyetçi kodlar değişmediği sürece özgür birlikteliklerin yakalanması zordur. Özgürlükçü ahlak temelinde yeniden kurulacak eşit ve özgür ilişkiler temelinde öncelikle geleneksel zihniyetin yıkılması, sonrasında hayatın her alanının buna göre dizayn edilmesi şarttır. Evet, bu kadın katliamlarını konuşacağız. Uta Amara Kadın Buluşma Merkezi'nden Delal Rubar Skype hattımızda. Sayın Rubar, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Evet, kadına yönelik şiddet aslında yani çok uzun süredir konuşuyoruz. Bunu ancak koronavirüs salgınına ardından evde kal çağrılarıyla birlikte işte artan o ev yaşamıyla birlikte kadına yönelik şiddetin biraz daha arttığını görüyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz, yorumluyorsunuz? Evet Barış, bu süreçte kadına dönük şiddet gerçekten yoğun. Şu ana kadar ev içinde zaten problemler vardı. Genel anlamda sistemden kaynaklı ciddi sorunlar var. Bu sorunlar yani bu süreçte daha çok patlak vermeye başladı. Çünkü yani erkek benim evde kalmıyordu. İşe gidiyordu. Farklı meşguliyetleri vardı. Ya da dışarıda değişik hayatlar yaşıyordu. Ama şu anda eve kapanmış bulunmakta. Dolayısıyla şiddet de bununla beraber ciddi anlamda bir artış gösterdi. Peki yani şunu söyleyelim, yani bu artış gösterdi ama Avrupa belki de yani ne kadar doğru olur hep örnek gösteriliyor. İşte kadınların daha eşitlikçi, daha özgür olduğu şartlar, koşullar olarak nitelendiriliyor. Böyle resmediliyor Avrupa, ancak son dönemde Avrupa'da da bunun arttığını görüyoruz. Bu neye işaret ediyor? Yani genel anlamda yani sistemsel bir sorun var, yani herkesin kaynaklı veya erkek eksenli bir sistemin yarattığı ciddi anlamdaki sorunlar artık yaşanmaz bir hale getiriyor. İlişkiler bitme noktasına geliyor. Saygı, sevgi, birlikte yaşama istemi kalmıyor. Özellikle kadında. Çünkü zaten sistematik bir şiddet. Sanırım bağlantı
koptu. Çünkü siz de takip ettiniz. Sayın Rubar, bir dakika ara verelim. Çünkü bağlantınızda bir kopukluk var. Arkadaşlarım ilgilensinler. Rejiden arkadaşlarımdan rica ediyorum. Çünkü ben duyamıyorum. Tekrar bağlarsak Sayın Delal Rubar'ı, Uta Amara Kadın Buluşma Merkezi'nden Delal Rubar'la konuşuyoruz. Kadınlara yönelik bu katliamı özellikle son dönemde arttığını söyleyebiliriz. Ancak buna karşı kadınların mücadelesi, mücadele kararlılığı da artıyor. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Geçtiğimiz 25 Kasım ve 8 Mart'ta gördük. Dünyanın dört bir yanından, Latin Amerika'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar dünyanın dört bir yanında kadınlar milyonlarla buluştu sokaklarda. Yalnız yürümeyeceksin diyerek Sayın Delal Rubar'la bunu konuşuyorduk. Sayın Rubar, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sesimi alabiliyorsunuz. Evet. Evet, alıyorum. Buyurun, kaldığınız yerden devam edin. Dediğim gibi yani bu süreçte özellikle kadına dönük şiddet çok çok yoğunlaştı ve katliamlar düzeyine vardı. Bu sistematik yani katliamlar aslında biz kadın kırımı olarak tanımlıyoruz. Ve dünya genelinde giderek yoğunlaşan bir düzeye ulaştı. Çünkü biz şunu da diyoruz, 21. yüzyıl kadın özgürlük yüzyılı olacak. Ve kadınlar baş kaldırıyorlar. Evet, tam olarak bu nokta önemli. Az önce de ifade ettik. Bu yıl özellikle 25 Kasım ve 8 Mart'ta gördük, kadınlar milyonlarla sokaktaydı ve asla yalnız yürümeyeceksin dediler. Bu katliamlara, bu erkek egemenlikli sisteme karşı da kadınların örgütlülüğü ve mücadelesi de büyüyor. Bu neyi beraberinde getirecek? Nasıl yorumluyorsunuz bu artan mücadeleyi, artan örgütlülüğü? Sesimi aldınız mı Sayın Rubar? Şimdi kadınların özgürlük mücadelesi yükselmesi de egemenlerin saldırısı. Siz benim sesimi alıyor musunuz? Evet, alıyorum. Bu soru, yani bu cevabınızı duyamadık. Baştan alabilirseniz lütfen, buyurun. Yani 21. yüzyıl dedik, kadın hareketlerinin ya özgürlük taleplerini yükselttiği bir yüzyıl olması dolayısıyla birçok kadın zaten bu anlamda saldırıya uğrayacak ve ciddi anlamda kıyasiye bir mücadele söz konusu diyebiliriz. Şu anda Avrupa'dan bahsettiniz. Evet, 25 Kasım, 8 Mart itibariyle baktığımız zaman dünya genelinde gerçekten yoğun bir özgürlük talebiyle ayağa kalkış var. Kadınlar, siz hiçbir kadın... Evet. Yalnız değildir. Sanırım bağlantımızda bir sorun var tekrar. Evet, arkadaşlarımdan. Ben de kadın katliamları da yüksek. Sayın Rubar, tekrar bir ara verelim. Bir dosyamız var. Bunu verelim Sayın Rubar. Dosyamızı paylaşalım. O arada arkadaşlarım sorunu halledebilirse tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Küresel ısınmaya dair bir dosyamız var sevgili izleyiciler. Küresel ısınma artıyor. Dünyadaki 80 bölge küresel ısınma sebebiyle yaşanmayacak duruma geldi. Amerikalı ve İngiliz bilim insanları dünyanın interaktif haritasını çıkararak üzerinde azami ısı ve nem kombinasyonlarını işledi. Çalışma daha şimdiden dünyada yaşamanın mümkün olmadığı yerlerin olduğunu gösterdi. Vücudun nemle karışık sıcaktan kuru sıcağa göre daha fazla etkilendiği biliniyor. Küresel iklim değişikliği ile ilgili birçok bilimsel yayında insan yaşamının fizyolojik sınırlarını aşan ölümcül yüksek ısı ve nem kombinasyonlarının çok yakında dünyanın bazı tropikal ve subtropikal bölgelerinde yaşamayı imkansız hale getireceği belirtiliyor. Dünyanın farklı noktalarında bulunan toplam 7877 meteoroloji istasyonunun 1979-2017 döneminde topladığı verileri analiz eden uzmanlar, büyük bölgeler için alınan ortalama günlük ısı ve nem değerlerine değil, aşırı değerlerin kısa süreli zirvelerini saptama imkanı tanıyan saatlik bazlı nokta verilere yoğunlaştı.
Araştırmacılar daha şimdiden dünyanın birçok yerinde iklim parametrelerinin periyodik olarak insanın yaşam sınırlarını aştığını saptadı. Asya, Afrika, Avustralya, Güney ve Kuzey Amerika'da bu türden binlerce nokta bulunuyor. Özellikle Basra ve Meksika körfezlerinin kıyıları ve Hint Okyanusu kıyılarında sıcak havanın buharlaşan deniz suyunu emdiği ve bol miktarda nem oluşturduğu birçok yer mevcut. Kıyıdan uzakta bazı bölgelerde ise nemli muson rüzgarları da benzer bir rol oynuyor. Araştırmacılar aşırı sıcaklık ve nem ataklarının gözlem süresi boyunca iki katına çıktığını ve sıklıklarının küresel ısınmayla doğrudan ilişkili olduğunu saptadı. Tekrar eden olaylar Hindistan, Bangladeş ve Pakistan topraklarının büyük bir kısmında, Kuzeybatı Avustralya'da, Kızıldeniz ve Meksika Körfezi kıyılarında, ayrıca Kaliforniya'da, Güneydoğu Asya, Güney Çin, Subtropikal Afrika ve Karayiplerin bir kısmında kaydedildi. Bilim insanları özel ölçümle dünya genelinde ısının 33 derecenin üzerine çıktığı toplam 80 noktayı ortaya çıkardı. Dünyanın aşırı ısınmasından kaynaklı beklenen son olarak karşımıza çıkan bu durum, gerekli önlemler alınmazsa hızla yaşanamayacak bölgelerin çoğalacağı dile getiriliyor. Evet, kadın katliamlarını konuşuyorduk. Utamara Kadın Buluşma Merkezi'nden Delal Rubar'la. Şimdi telefon hattımızda kendisi. Skype hattımızda bir sorun var sanıyorum. Sayın Rubar, tekrar yayınımıza hoş geldiniz. Tekrar bağlantı koptu. Sanırım konuşamayacağız bu konuyu. Bağlıyor muyuz arkadaşlar? Yok, peki tamam. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili izleyiciler. Alternatif gündemde kadına yönelik şiddeti konuştuk. Skype hattımızda teknik sorunlar vardı. Bu sorunlar için tekrar özür dileyerek programımızı kapatalım. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.